Selamünaleyküm. Bu videoda sizlere sınıfımda bana en yardımcı olan Dini Değerler Seti kitaplarından bahsedeceğim. Bu set hikaye ve etkinliklerle değerler eğitimi seti olarak adı geçiyor ve Diyanet İşleri'ne ait bir set. Sanırsam geçen sene yeni çıktı. Daha öncesinde hiç ben rastlamadım bu sete. Ve kesinlikle her öğreticiye, her anneye tavsiye edebileceğim bir set. Neden mi? Çünkü gerçekten içerisi dolu dolu. Fiyatını kesinlikle hak eden bir set. Şimdi setimizin içeriğinden bahsedeyim. 10 tane kitap böyle bir poşetin içerisinde, geri kalan 10 kitap da diğer poşetin içerisinde geliyor. Bu kitapların içerisinden bir de 2 adet bu şekilde bir aparat çıkıyor. Bu aparat ne işe yarıyor? Göstereyim. Kitabımızı okurken buraya koyuyoruz. Ve sayfaları çevirdiğimizde bize kalan kısım, hikaye metni olan kısım kalıyor. Yine aynı şekilde resmi de görebiliyoruz. Çocuklara bakan kısım ise sayfanın büyük kısmı oluyor. Bu yüzden karşılıklı masada okurken bu aparat sayesinde çok rahat bir şekilde çocuklar hikayeye odaklanabiliyorlar. Peki kitap setimizin içerisinde hangi kitaplar var? Şimdi set iki kategoriden oluşuyor. Burası birinci kısım olarak, burası ikinci kısım olarak ayırmışlar. Neden böyle bir ayrım var? Bu setin içeriği bizim müfredatımızla, Diyanet müfredatıyla %100 uyumlu bir set. Yani her bir kitap bir ünite için çıkarılmış. Bu yüzden de her öğreticiye çok yardımcı olan bir set arkadaşlar. Şimdi tabii ki bunu öğreticilerimiz satın alabilir veya belki çocuğuna dini eğitim vermek, evde vermek isteyen bir anne de satın alabilir. Bundan dolayı hani ben iki yönlü anlatayım. Biz ilk olaraktan birinci kategoriden başlıyoruz. Zaten bizim müfredatımızın başında da bu ilk konular var. O yüzden bu kitapları işlediğinizde aslında Diyanet'in müfredatında işlemiş oluyorsunuz. Evet, ilk olarak ne var? Sevgi ve merhamet konusunu, saygı konusunu ve sonrasında da sorumluluk konusunu işlemiş. Sonra ne gelmiş? Adalet, sabır, şükür, yardımlaşma konusu, dostluk parkında işlenmiş. Sonrasında doğruluk ve dürüstlük, iyilik ve özür dileme konusu gelmiş. 10 tane kitap bu şekilde anlatılmış. Burası zaten bizim Diyanet müfredatının birinci dönemini kapsıyor. İkinci dönem ise kitaplarımız dua, Allah'ı seviyorum, peygamberimi seviyorum, dinimizi seviyorum, kitabımı seviyorum, kainatı seviyorum, insanları, vatanımı seviyorum, bayramlarımızı seviyorum, dini mekanları seviyorum şeklinde yine 10 kitapta bizim ikinci dönem müfredatımızı ele almış. İşte bu yüzden dediğim gibi bizim müfredatımızda %100 uyumlu olduğu için bizim için çok kolaylaştırıcı bir set. Şimdi setin içeriğine bakalım. Mesela önüme yardımlaşma ile ilgili Dostluk Parkı kitabı geldi. Evet, kitapların resimleri çocukların gayet ilgisini çekmişti. Resimler gerçekten dolu dolu. Hikayelerin de çoğu %90'ı ilgisini çekti çocukların. Birkaç tanesi biraz karışık geldi çocuklara ama bu yaş grubu bizim 4-5 olduğu için hani 6-7 yaş grubu olsaydı belki. Şimdi şöyle her kitabımızın sonunda, hikayenin sonunda etkinlikler var. Ben özellikle bu etkinlikleri göstermek istiyorum. Sıra sizde diye. Şimdi bu kitabın yaş grubu tabii ki biz 4-6 yaş grubunda bu kitapları kullanıyoruz ama 6, 7, 8, 9 bence 10 yaşa kadar bile kullanılabilir. Yani hikayeler 10 yaşı dahi kapsar bence. Hatta şu etkinlikler mesela buradaki etkinliklerin hepsini hani buradaki soruları, ayrıntıları mesela ben 4-6 yaşta tamamen kullanamadığım da oldu. Zaten muhtemelen daha geniş yaş grubu baz alınarak hazırlanmış. Şimdi burada ne yapmış? Baş yardım nedir? Bize bunu anlatmış. Ondan sonra burada aslında öğretici veya hani kitabı kullanan ebeveyn için yardımcı ipuçları vermiş. Nasıl anlatmamız konusunda. Sonra kitabı okuduktan sonra neler yapmamız konusunda. Çocuklardan hikayede geçen yardıma ihtiyacı olan kahramanın kim olduğunu ve yaşadığı yardım durumunu bulmalarını isteyin. Gerekli ipuçlarını verin.
Aslan kürk ekimleri nasıl yardım ettiği rolleri dağıtarak birlikte dramatizasyon çalışması yapın. İlgili sahneleri canlandırın. Bakın drama yaparken neler 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 yapmamız gerektiğini. O kadar ayrıntılı vermiş ki, o kadar güzel güzel anlatmışlar ki bunları. Bundan sonra etkinlikler. Ben zaten kışın bu etkinlikleri o kadar çok kullandım ki bizim normal standart müfredatımızda olan etkinliklerle birlikte bunları da hep uyguladım. Çünkü bunlar gerçekten çok güncel hazırlanmış. Çok yani günümüze hitap eden ve çok yeni versiyon hazırlanmış. O yüzden ben hepsini neredeyse kullandım. Acil yardım oyunu diyor. Bakın burada belgesel çekelim demiş. Çok bence güzel bir uygulama. Bu şekilde herhalde hayvanların yardımlaşmasını belgeselde konu edinmemizi istiyor. Sonra yine hayvanlarla ilişkili. Ondan sonra sen olsaydın ne yapardın diye bir kocaman etkinlik vermiş. Yine aynı şekilde burada bakın atasözleri. Şimdi mesela buradaki atasözlerin hepsini diyelim ki 7-8 yaş grubu çocuklarla çok iyi uygularsınız. Ve sonrasında bu şekilde hikaye yazıyorum etkinliğiyle kitabı bitirmiş. Her kitabın sonunda bu şekilde etkinlikler var. Hepsinin sonunda ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar. İşte bunlardan dolayı bence bu kitaplar kesinlikle tavsiye edilmeli. Bakın yine aynı şekilde kitabı anlatmış. Yine sonunda dediğim gibi etkinlikler var. Mesela şiirler vermiş. Biz Allah'ın yarattığı sevgi dolu çocuklar. Elhamdülillah Müslümanız. Allah'ı severiz. Diğeri mesela diyerekten yani çok güzel bir şiir vermiş. Evet bu şekilde bu setimiz. Ben hani kitapları ayrıntılı göstermeyeceğim. Sadece nasıl olduklarını anlatmak istedim. Gerçekten öve öve bitiremediğim bir set. Kesinlikle %100 tavsiye ederim. Çok faydalanırsınız. Evde de hani annelerimiz alırsa çocuklarına hani ne etkinlik yaptırmak diye araştırmak zorunda da kalmaz. Hazır olarak direkt kitabın arkasına etkinlikleri uyguladığınızda zaten çocuk konuyu o yani yeteri kadar kavramış olur.